İyi yayınlar diliyorum ben de. Aslında Türkiye 2011 yılından başlayarak bir ekonomide durağanlığa, orta gelir tuzağına girdi. Ya işte 11.500-12.000 dolar seviyesindeki milli gelirden şimdi 8.000 dolarlar seviyesine geriledi. 2021 yılının son ayındaki kurdaki büyük artış dikkate alındığında aslında biz 2022 yılında bu milli gelir seviyesinin bile altına düşmüş olacağız. Öyle gözüküyor. Şimdi biraz önce siz elektriğe gelecek zamdan bahsettiniz. Sayın Lüle, OECD ülkelerinde ortalama olarak enerji maliyetlerinin artışı %26. Evet. Yani Türkiye'de %89. Toplam enerjinin bir yıl içinde, 2021 yıl içindeki artışı %90. Niye? Çünkü biz 2021 yıl içinde çok ciddi biçimde bir kur artışına, Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybına uğradık. Yani burada Rusya-Ukrayna savaşı 2021 yılında yoktu. Dünyadaki doğalgaz ve emtia fiyatlarındaki meydana gelen artışlar doğrudur. Ama bunun yansıması Fransa'da, İtalya'da, Avrupa Birliği ülkelerinde %7'ler seviyesindeyken Türkiye'de %56-60'lar seviyesinde bir enflasyon artışına yol açtı. O nedenle ekonomideki bu fiyat artışlarının altında yatan temel sebebin başında hükümetin uygulamış olduğu mali politikanın, enflasyon politikasının, kur politikasının ve faiz politikasının yanlışlığı yatıyor. Buradan tabii sizin konuşmacılarınız girdiler ama faiz sebep, enflasyon sonucunun bir doğal sonucudur bu. Kur korumalı mevduat hesabıyla siz dövizi baskı altına almak isterken 40 milyar liraya yakın bir faiz ödeyeceksiniz. 30 milyara yakın da vergi gelirlerini affettiniz. 20 milyar TL civarında alacağınız stopaj ve diğer vergilerden de vazgeçtiniz. Yani siz zaten şurada 6 ay içinde 90 milyar TL'nin üzerindeki bir kaynağınızı 100 binin üzerindeki mevduat sahibine aktardınız. Bunu bir yerden çıkarmanız gerekecek. Bu da en doğal biçimiyle sabit gelirlerden, emeklilerden, işçilerden, çalışanlardan alınacak. Hı hı. O nedenle bu ve buna benzer vergilerin iktidar tarafından yaygın bir biçimde artırılacağını görmemiz gerekir. Şimdi biraz önce arkadaşlar söyledi, biz petrolün 140 dolar olduğu, Brent petrolün varlığının 140 dolar olduğu günlerden geliyoruz. O zaman biz bu akaryakıtı, benzin ve motorini üzerinde ÖTV ve KDV varken çok daha ucuza kullanıyordu. Bugün Brent petrol evet geçtiğimiz aylarda savaşın başlamasıyla 125 dolarla seviyesine geldi ama şu an 105 dolar seviyesinde, 104 dolar. Geçen hafta 100 doların da altına düştü. Ama artışlar geldiğinde enerji fiyatlarına, akaryakıta çeşitlilik geliyor, zamlar geliyor, indiğinde yansımıyor. Burada tabii son 20 yıl içinde Türkiye'nin enerji politikasının dışa bağımlı hale gelmesi, özellikle Rusya ve Rusya'dan aldığımız doğalgaz ve ondan elde edilecek olan enerjinin, elektrik üretiminin neredeyse enerjimizin %50'sinin kaynağı haline gelmesi temel bir yanlıştı. Sürdürülebilir, yeşil enerjiyi olabildiğince geri plana atan, bununla ilgili teşvikleri ve yatırım planlarını neredeyse hiç yapmayan bir iktidar, şimdi dünyada enerji maliyetlerine meydana gelen artışı kur artışıyla birlikte bir gerekçe haline getirerek bütçe açıklarını, finansal açıklarını vatandaşın sırtına yansıtıyor. O nedenle siz Mayıs ayında meydana gelecek olan elektrik zammından bahsediyorsunuz. Çünkü ilk birinci çeyrekteki vergi gelirlerine bakıldığında doğrudan doğruya, yani iş adamıyla, zengin bir insanla yoksul bir emekçinin ödediği vergi haksız bir vergidir zaten. Elektrikteki vergi de tam da bunu işaret eder. Akaryakıttaki vergi de tam da bunu işaret eder. Giderek 100 bin, 150 bin mevduat sahibine 3 aylık dönem içinde 90 milyar TL'lik kaynak aktaran, geçtiğimiz günlerde Ekonomi Bakanı ekonomiyi canlandırmak için %9 faizde 100 milyar ihracatçıya, 50 milyar turizm sektörüne kaynak aktaracağını söylüyor. %9'da faizle para veren devlet tahvilini %25 alıyor. Enflasyonu %60, gıda enflasyonu %120, üfe %115. Yani bütün bunlara bakıldığında zaten önümüzdeki sürecin vatandaş açısından zamlarla karşılaşacağı, ek vergi yükleriyle karşılaşacağı ve enflasyonun çok altında maaş zamlarıyla da giderek yoksullaşacağının açık bir ifadesidir.
O nedenle enflasyon düşürülmeden üretici fiyat endeksiyle tüketici fiyat endeksi arasındaki makas daraltılmadan zaten ekonomiyi rahatlatmak, gıda özellikle gıda ve enerji üzerindeki fiyat baskısını dengelemek çok mümkün Evet. gözükmüyor. Aslında sorunları biz Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası olarak yaklaşık 40 tane şehrimize gittik. Biz burada yaptığımız tespitlerin tümünde Faik Öztrak başkanlığındaki heyetimizle yaptığımız tespitlerde aslında bizim bu söylediğimiz saptamaları yurttaşlarımızın tamamı biliyor. Ve bizden hep şunu söylüyorlar. Ya çözüm yollarınız nedir? Ekonomiyi nasıl çözeceksiniz? Çözüm yollarının anlatılması ve biz de ağırlıklı olarak her gittiğimiz platformda Millet İttifakı'nın iktidarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomiye ilişkin politikalarını ve çözüm önerilerini konuşuyoruz. Bunlardan birincisi de güçlendirilmiş parlamenter demokrasi, Evet. kurumların bağımsızlığı, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, para politikaları üzerindeki siyasetin ve vesayetin ortadan kaldırılması, ihracatta yüksek teknoloji ürünlerinin arttırılması, Ar-Ge yatırımlarının arttırılması, tarımsal üretimde devletin kaynaklarının arttırılarak bu alanda yeni bir kalkınma planı oluşturularak sürdürülebilir, ucuz, güvenilir gıdaya yurttaşlarımızın özellikle de yoksulların erişiminin sağlanması. Yani Türkiye güçlü bir devlet, Türkiye büyük bir ekonomi. Bakmayın şimdi G20'nin dışına düştük. Biz 16. dünyanın en büyük 16. gelişmiş ekonomisiyiz. Bu yanlış politikalar yüzünden 21-22 önümüzdeki yıllarda 23'e kadar bu iktidarın uyguladığı politikalarla düşeceği gözüküyor. Ama 1,5 milyar nüfusa 4 saat uçuş mesafesinde 20 trilyon doların üzerindeki bir ekonomiyle doğrudan komşuluk ilişkisi olan dünyadaki lojistik açısından bakıldığı zaman her yere birkaç saat uçuş mesafesinde olan Türkiye'nin çok ciddi avantajları var. Ve biz göreceksiniz yani ilk yapılacak olan seçimden sonra 6 ay içinde ekonomide ciddi bir düzelme ve 5 yıl içinde de yeniden sürdürülebilir ve milli gelirin yeniden 12 bin, 13 bin, 14 bin dolarlara çıktığı bir ekonomiye ulaşabiliriz. Peki. Bunu da anlatıyoruz zaten. Evet. Şimdi Gökhan Bey söz sizdeyken ama söylediğim gibi Birol Bey'e de söz geldiğinde lütfen söyleyeceğini unutmasın. Çünkü onun da biraz önce şu konulardan da bahsetmek isterim derken bazı rakamlar vermek istemişti. Onları mutlaka söylesin. Şimdi az önce Cumhurbaşkanı iftar programında tamamen Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan bir açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi genelinde ama Ekrem İmamoğlu özelinde dedi ki bunların tek derdi ülkenin yakın tarihindeki bir büyük ihanet olan 15 Temmuz'un fail FETÖ'cüleri yeniden devlete doldurmak, PKK'yı İstanbul Büyükşehir Belediyesi belediyeye doldurma gayreti içerisinde ve dolduruyor. Bunların da hesabını soracağız dedi. Tabii Erdoğan'ın sözleri bunlar ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu genelde o da herhalde en sert, en hakareti de katarak yaptığı söylemler, çok bilinen söylemler. Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösteren İmamoğlu'nu hedef aldı. Çünkü İmamoğlu'nun açıklamasında biraz sonra size söyleyeceğim. Devlette, millette HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez dedi Süleyman Soylu. Ve tarihin en kötü belediye başkanı olarak adlandırdı kendisini İmamoğlu'nu. Şimdi bütün bunların nedeni tabii İmamoğlu'nu bir şekilde İstanbul'u kaybetmenin henüz daha hazmedilemediğini görüyoruz aslında. Fakat doğrudan İmamoğlu'nun hedef alınması da söz konusu. Ne düşünüyorsunuz? Terör ve terörist suçlaması olanı... Buyurun. Söz Sayın size. Ben 2009-2018 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesiydim. Evet. Bir dönemde sözcüsü olarak, muhalefetin grup sözcüsü olarak görev yaptım. Aslında onlarca konuşmamızda hem Kadir Topbaş, rahmetli Kadir Topbaş'ın belediye başkanlığı döneminde hem de diğer belediyelerin özellikle de imarla ilgili getirmiş olduğu, Büyükşehir Belediyesi'ne getirmiş olduğu bütün tekliflerin arkasında biz 2004 ile 2015 yılı arasında doğrudan doğruya Fethullahçı yapılanmanın ekonomik çıkarlarına dönük planları gördüm. Şimdi bakın geçtiğimiz günlerde ben bunu açıkladım.
Sonra sahipleri tarafından da eleştiriler geldi. Kendilerinin bu süreçte olmadığını söyledi. Küçükçekmece ilçemizde Fatih Üniversitesi yapıldı. Fatih Üniversitesi Fethullah Gülen'in bence FETÖ terör örgütünün en önemli projesiydi ve üniversite olmak ve üniversiteyi bir kampüs haline getirme girişimleri tamamı da bu dönemde gerçekleşti. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında gerçekleşti. Şimdi sormak istiyorum. Bilenler için söylüyorum. Yani Ayamama Deresi dediğimiz 2009 yılında 35 tane canımızın sel felaketiyle boğulduğu Ayamama Deresi'nin hemen kenarında Küçükçekmece sınırları içinde Fatih Üniversitesi'ne imar planında dere yatağı ve yeşil alanda bulunan alana yüz binlerce metrekarelik imar rantını veren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o günkü yöneticileri kimlerdi? Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'dı o dönem. İstanbul İl Başkanı Sayın Aziz Babuşçu'ydu şu anda milletvekili. Peki AKP'nin grup başkan vekili kimdi? Sayın Ergun Turan şu anda Fatih Belediye Başkanı. Peki ben grup sözcüsüydüm. AKP'nin grup sözcüsü kimdi? Şu an Aile Bakanlığımızı yapan Sayın Derya Yanık. Yani şu an Fethullahçı yapılanmanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde en önemli rant elde ettiği imar planlarıyla yeşil alanlara, spor alanlarına ya da düşük yoğunluklu alanlara yüksek yoğunluk alarak buralarda ister sağlık tesis alanı ister eğitim tesis alanı adı altında milyonlarca metrekarelik imar rantlarını veren kadrolar şu an Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde bizzat görevde. O nedenle Sayın İmamoğlu ya yapılan bu ithamların, bu iftiraların hiçbir karşılığı yok. Bunu o dönemin içinde mücadele etmiş, bu cemaate karşı yapılmış olan bu tür kayırmacı politikaların ne kadar yanlış olduğunu o günkü yöneticilerin tamamını söylemiş olan ve bunu da hafızasında tutan birisi olarak söylüyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanı bir durumla karşı karşıya. Bakın biz pazartesi günü Türkiye tarihinin, 100 yıllık tarihinin en önemli doğa ve çevre mücadelesinin bayrağı olan Gezi davasını görüştük. Ve ben o davanın her aşamasında izlemeye çalıştım. Beraatla sonuçlanan bu davayı getirdiler, çarşıyla birleştirerek yeniden açılmasını sağladılar. Sonra çarşıdan ayırdılar, yeniden başka bir platforma çektiler ve yüz binlerce, milyonlarca insanın Türkiye'nin 80 ilinde gerçekleştirdiği bu eylemi mahkum etmeye çalıştılar. Saraydan gelen talimatla da bir hüküm verdiler. Ama toplumsal bellek ve toplum bunu kabul etmedi. Şimdi gündemi değiştirmek için bir saldırı içinde. Soruyorum Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partili kadrolara. 3 yıl içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden parsel bazında geçmiş bir plan tadilatı yok. Herhangi bir boş araziye benzin istasyonu ruhsatı verilmedi. 3 katlı imarı olan yerlerin imarı değiştirilerek 23 kat, 33 kata gökdelen imarına çevrilmedi. Spor alanları, yeşil alanları ya da kamusal alanlar özel birisine peşkeş çekilmedi. Durmuş olan metro yatırımlarının tamamı gerek iç bütçeden kaynak yaratılarak gerekse yurt dışından Türk ekonomisinin sağlayabildiği faiz oranının çok da altında, yani merkezi hükümetin bulabildiği kredi oranlarının daha altındaki bir oranla bulundu ve 10 tane metro, ikisi devam ediyordu, 8'i durmuştu. Tüm işler hale geldi ve 2022 yılının sonunda bunların 3 tanesi açılacak. 2023 yılında da 3 tanesi daha açılacak. 2024 yılında da tümü açılacak. O nedenle saldırıdaki yanlışlık şurada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 85 bin kişi çalışıyor. Bakın Türkiye'nin en küçük illeri 80 bin nüfuslu Bayburt, Tunceli, Ardahan'ı sayabiliriz. Bu illerde suç işleme ve suça karışma oranı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışan personelin çalışma oranından çok daha yüksektir. Yani 85 bin kişinin çalıştığı bir kurumda suç ve suçlu olabilir tabii. Türkiye'de 1/3'tür cezaevlerde yatan tutuklu ve hükümlü sayısı. O nedenle kimi zaman Türkiye'de 400 bine ulaşır. Yani 80 milyonluk ülkede 400 bin kişinin hüküm aldığını ya da tutuklu olduğunu düşündüğünüzde neredeyse 1/5'ten bahsederiz. O nedenle 85 bin nüfuslu bir çalışanı bulunan Büyükşehir Belediyesi'nde bir ya da birkaç kişinin
suçla ilintili bulunuyor olması bu kurumu bağlamaz. Burada Sayın İmamoğlu'nun bugün yaptığı açıklama bence çok değerli. Evet. İçişleri Bakanlığı'nın temel görevi yani suç ve suçuyla mücadele. O nedenle Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanların da kim yanlış yapıyorsa onu ilgili emniyet güçleri bulacaklar, tespit edecekler ve yargıya teslim edecekler. Erdoğan'ın açıklamalarını...